Canım benim, canım benim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Pazar pazar, hangi tayfun attı seni buraya Ezgi'ciğim? Ne var? Sözlümü özledim, onu görmeye geldim. Gelemez miyim? Tabii gelebilirsin. Gelemez misin? Tabii ki gelirsin de. Hani nikahtan önce olmazdı? Bakıyorum her boş bulduğum vakitte benim odama dalıyorsun. Aa, yok yok. O zaten nikahtan önce olmaz. Ben seni çok özledim. Böyle geçerken 5 dakika yüzünü kapıdan, yani dolaptan görmeye geldim. Babam hadi çıkarken dondurma almaya gidiyorum dedim. Gerçi geçen gün 1 kilo dondurma yemişim. Ondan sonra sabaha kadar... Sus Ezgi. Ne olur yapma bize bunu. Canım benim, ne kadar güzel yapmışsın. Ne kadar iyi yapmışsın. Bunu saymıyorum, bir dahakine bekliyorum. Haydi hemen gidiyorsun. Sağdan saldan. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Daha vaktim var Yarcan ya. 2 dakika yüzünü göreyim bari. Tamam güzelim. İlla bana bu gerginliği yaşatacaksın değil mi? Yarcan, bu su sesi nereden geliyor? Su sesi mi? Hangi su sesi? İşte banyodan bir su sesi geliyor. Yoksa biri duş falan mı alıyor? Ne duşu? Kim duş alıyor ya? Süpo mu var içeride? Ya ne süposu? Her şeyi de süponun üstüne atmayın. Evet! İçeride süpo var. Ya, içeride eşek süposu var. Yıkanıyor, banyo yapıyor. Senden ne hiçbir şey kaçmıyor ya. Maşallah çin gibisin, gözler çakmak çakmak. Yarcan, bana bak. Siz gene bu süpoyla kafa kafaya verip bir işler karıştırmıyorsunuz değil mi? Ya ne işleri karıştıracağız aşkım ya? Süpo biliyorsun benim arkadaşım. Yani çocukluk arkadaşım, biz arkadaşız onunla. Gece gündüz berabersiniz Yarcan. Ben sevdiğim adamı görebilmek için evden babama yalan söyleyip kaçıyorum. Ondan sonra ancak 5 dakika görebiliyorum yüzünü. Yarcan, ne olur bir iş bul aşkım. Lütfen artık evlenelim ya. Az kaldı balım. Çok az kaldı. O mutlu, mesut, bahtiyar günler çok yakında. Karışma. Ben de. Hadi o zaman. Hop. Norman diye. Ne yapıyorum lan ben? Hadi yavrum, senin süren doldu. Haydi, ne olursun git yavrum. Haydi. Tamam, gideyim de babam bari kızmasın bana. Kızmasın, hadi git yavrum. Yarcan. Dur ya, git yavrum. Yarcan. Ne yavrum? Yarcan, bu kıyafetler kimin? Hiç acımıyorsun bana, değil mi? Yarcan. Efendim? Bu kıyafetler, şortlar, ayakkabılar kimin? Onlar bizim... Ah! Pasaklı seni. Onlar bizim Süpo'nun kıyafetleri. Eşek Süposu. Pasaklı bu çocuk ya, pasaklı. Dağıtıyor böyle. Hep ben kıçını temizleyeceğim. Hep ben kıçını toparlayacağım. Yeter ya, yeter. Yarcan, ne saçmalıyorsun sen? Bunların hepsi kadın kıyafetleri. Süpo ne yapsın kadın kıyafetleriyle ya? Evet. Süpo ne yapsın kadın kıyafetleriyle? Ben de senin gibi şok oldum Süpo ile ilgili bu çarpıcı gerçeği öğrendiğimde. Ve aynı soruyu sordum. Süpo ne yapsın bu kadın kıyafetleriyle? Neymiş o çarpıcı gerçek Yarcan? Ah. Kusura bakma Süpo. Bunu itiraf edeceğim. Aşkım. Bizim Süpo meğerse kadınmış. Ya, ya. Hepimizi yıllardır kandırdı bu adam. Erkeğim, erkeğim diye sadece taklit yapıyordu. Bunların hepsini giydi bu adam. Hepsini. Yıllardır. Hani bazen konuşurken kırıtıyor ya. Hani dudaklarını çıkartıyor böyle. Ne oluyor abi, ne oluyor? Böyle konuşuyor. Ne oluyor abi, ne oluyor? Kadın gibi dudakları çıkıyor öyle. İşte o kadınlığından dolayı. Bu hiçbir şey değil. Sen bir de bunu pizzacıda göreceksin. Müşteriyle olan diyalogları. Az kalsın var ya kesecektim boğazını. Zor zapt ettim kendimi. Ama işte güneş balçıkla sıvanmıyor. Bugün gerçek açığa çıktı. Yarcan, lütfen bana yalan söylemeyi kes. Bir kere ben Süpo'nun kadın olmadığını biliyorum. Allah Allah! Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kızım? Yoksa... Yoksa Süpo'yla aranızda benim bilmediğim bir ilişki mi var? Buraya Süpo'yu görmeye mi geliyorsun yoksa? Tabii! Ben hiçbir şey söylemeden banyoya hemen kulağa koymalar. İçeride Süpo mu yıkanıyor? Süpo, Süpo, Süpo. Buraya Süpo'yu görmeye mi geliyorsun kızım? Süpo'yu görmeye mi geliyorsun buraya? Ha? Cevap ver! Hayır canım. Tamam, madem Süpo kadınmış, o zaman çıksın o banyadan. Çıksın gözümün önüne soyulsun. Bu ne be?
Bu ne? Şu Bonnie'ye gelip senin önünde soyunsun. Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ne var canım? Sen de gözünü kapatıverirsin. Bir şey olmaz. Tamam ya, tamam. Tamam Ezgi. Tamam, tamam. Şu Poe ile ilgili bu iğrenç ve sapıksal gerçeği sana itiraf etmek zorundayım. Seni dinliyorum Yercan. Çok direndim, çok karşı durdum ama sen bana inanmadın. O zaman benden günah gitti. Yalnız şu Poe'ya yemin verdim. Bu sırrını kendimle birlikte toprağa götüreceğime dair. Evet, hala seni dinliyorum Yercan. Hala farkındayım Ezgi. Ama şimdi... bizim mutluluğumuz için bu sırrı su yüzüne çıkartmanın artık vakti geldi. Kusura bakma Süpo, bunlara itiraf etmem gerekiyor. Biraz önce sana yalan söyledim Ezgi. Süpo aslında kadın değil. O da benim gibi, o da eniştem gibi gayet baltasal bir erkek. Ama onun hormonları biraz farklı çalışıyor. Yani ne bileyim biraz değişik. Dediğim gibi hani böyle konuşuyor ya. Hani ne oluyor abi ne oluyor? Dudakları çıkık falan değil mi? Onlar doğru mesela. Arada sırada yapıyor. Yani bizim Süpo eşcinsel. Ama yani o da bir cinsel. Yani. Ay, ciddi misin? Ya ben de bu gerçeği öğrendiğimde senin gibi şaşırdım. Şoka girdim. Hatta aman ya Rabbi dedim. Günlerce odamdan dışarıya çıkamadım. Kimselerin yüzüne bakamadım. Kara bahtıma, şem talime ağladım günlerce. Yatağımdan çıkmadım. Hüngür şakır sırılsıklam yaptım yatağımı. Bizim Süpo gündüzleri erkek kılığında dolaşan, geceleri ise kadın kıyafetleri yani kıyafetleri giymekten hoşlanan, piyasa yapmaktan hoşlanan bir hayat kadınıymış. Yarcan, yalnız ben bu Süpo'nun durumuna çok üzüldüm. Biz de çok üzüldük. Bizler de çok acılar çektik hayatım ama bu Süpo'nun kendi tercihi. Bize de buna saygı duymaktan başka bir şey düşmüyor. Düşemiyor yani. Yok yani tabii ki de. Yalnız senden bir şey rica edeceğim Ezgi'cim. Süpo ile ilgili bu gerçeği bildiğini sakın ona belli etme. Çünkü o zaman asıl çok üzülür. Yerin dibine geçer ve kendine evet korktum başıma gelebilir ve kendine bir zarar vermeye kalkışabilir bu çocuk. Bu yüzden Süpo'yu bir kardeşimiz gibi kabul edip onu sevmeye devam etmek zorundayız. Yani onu topluma kazandıracağız daha ne yapacağız ya? Bence de hayatım, bence de. Aa Yarcan, çok geç oldu ben artık gideyim ha. Bence de. Ezgi'cim. Bir tanem, canım benim. Hemen acele et. Çünkü Süpo dışarıya çıkıp senin kıyafetlerini gördüğünü görürse ve gerçeği öğrendiğini öğrenirse o zaman bittik, bittik. Hadi. Tamam aşkım, hadi görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Görüşürüz. Yarcan. Ne? Seni çok seviyorum. Oo. Ben de. Yarcan. Who are you talking to? No talking. Nobody talking. Yani modern talking. Evet. Pon. iPhone talking. Okay. Nereden çıktın sen be güzelim? Güneş gibi doğdun hayatıma. Ver şu elini, ver. Yürü kovam benim.
Show must go on. Go on, go on. Not momich tata. Eis biagalalo. Koye. Natalia. Kde eis biagalo? Tursia. Samoli. Da. Pirigogo. Tua negonizam hoşte. Ubite ido amata. Dobre tatko. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver.